Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 24. haftasında Samsun Canik Belediyespor Beşiktaş'ı sahasında 90-73 mağlup ederek bitime 2 hafta kala kümede kalmayı garantiledi. İki maçımız ve buradaki maçlarımızı kazanarak bitirmek istiyoruz. Tabii ki hak ettiğimiz sıralamanın bu olduğunu düşünmüyorum ama bazı şanssız mağlubiyetler sonucu istemesek de, sakatlıklar sonucu istemesek de burada bitirdik ama ligin sonunu iyi bitirmek istiyoruz. Özellikle Silvia'nın da aramıza katılmasıyla daha da iyi bir takım olduk. Hem takım arkadaşlarımı hem rakip takımı tebrik ediyorum. Ben de bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Beşiktaş takımına playoff'ta büyük ihtimalle oynayacaklar, playoff müsabakalarında başarılar diliyorum. Bize dediğim gibi daha ligler maçları oynanmadan önce, burada en son yaptığım toplantıda demiştim size, düştürdüler. Ama maçlar oynanmadan kazanılmıyor. Ve Silvia'nın da katılmasıyla inanılmaz bir de ritim yakaladık. Ama Silvia'sız da bu takım bir sürü maç kazandı. Bu çocuklarla beraber, emeklerimizle beraber kazandık. Hepsine teşekkür ediyorum. İnanılmaz güzel bir sezon oldu. Çok zorluklar yaşadık. Sakatlıklar, hastalıklar, kadro sıkıntısı. Ama buna rağmen Samsun'u çok iyi temsil ettiğimizi düşünüyorum. Çok fazla bir şey yok. Bugün gerçekten çok iyi. Çok yüzdeli soktular. Bugün bizim günümüz değildi. Tebrik ediyorum. Bizim için şimdi kalan iki maç çok önemli. Bu kadar, onlara konsantre olacağız. İyi başlamadık. Özellikle ilk periyot ve ikinci periyot iyi basketbol oynadığımızı söylüyoruz. İkinci devre oyunu dengeledik, oyunu kurduk. Zaten ikinci devre skoru berabere. Ama ilk periyotta açılan o farkı kapatmak tabii ki de kolay olmadı deplasmanda. Çok düşük yüzdeyle oynadık birinci devre. Yani bomboş potu altı, ki bu bütün maç boyunca devam etti. İnanılmaz bomboş turnike, bomboş potu altları. Yine boş kaldığımız, onlar da çok riske ettiler. Dışarıdan şut atmamıza izin verdiler. Onları da sokamadık. O bakımdan şanslılardı bugün Canik. Ama onlar da hücumu çok düzgün oynadılar ve çok doğru oynadılar. Biz de, yani biz bugün çok